Arkadaşlar, Hong Kong'dan selamlar. Şu an Wan Chai tren istasyonunun içindeyim. Birazdan dışarı çıkacağım ve sizinle Wan Chai sokaklarında eski binaları gezeceğiz. Fakat daha önce size tren istasyonunun içindeki fotoğraf şölenini gezdirmek istiyorum. Arkadaşlar, arkamda görmüş olduğunuz bina Blue House, yani mavi bina. Maviye boyandığı için böyle adlandırılıyor. 1922 yılında yapılmış. Önceleri hastane olarak kullanılıyormuş. Daha sonraları ikametgaha dönüştürülmüş. Bu binalar Tang Lou dönemine ait binalar. Kompozit binalar. Yani ahşap ve betonarmeler, daha sonra çelik yapı elemanlarıyla güçlendirilmiş binalar. Bu binaların bir özelliği var. Bunların önlerinde 4 yuvalı balkonları var arkadaşlar.
Arkadaşlar arkamdaki bina Vançay'ın eski post ofisi. 1915 yılında inşa edilmiş. Şu anda kullanılmıyor. Post ofisinin en büyük özelliği L şeklinde 3 pervazlı çatısı. Arkadaşlar arkamda görmüş olduğunuz bina yeşil bina, yani greenhouse. Bu bina Fransız ve Çin mimarisinin birleştiği güzel örneklerden bir tanesi Hong Kong'da. 19. yüzyılın başlarında yapılmış binalardan arkadaşlar. Binanın orijinal girişi burası. Görüyorsunuz merdivenler çok da yüksek. Bakın burası binanın bir sokaktan girişi. Hemen diğer tarafta ikinci giriş var. Size daha önce bahsettiğim gibi Tang Lo döneminin özelliği 4 yuvalı balkonlar arkadaşlar. Arkadaşlar, arkamda görmüş olduğunuz binalar Tang Lo döneminin bittikten sonra Hong Kong'da ihtiyaçtan dolayı yapılan binalar. Çünkü 2. Dünya Savaşı sırasında Hong Kong'a Çin'den aşırı derecede göç başlamış. Bundan dolayı da inşaatlar değişmiş ve daha fazla insanın barınabileceği yerler oluşturulmaya başlamış. Thank you.
biliyorsunuz her yerde tütsü, tütsü yakıyorlar. İbadet ediyorlar. Arkadaşlar, içeride eski döneme ait Şivan seramikleri bulunuyor. Bayağı değerli seramikler. Arkadaşlar, karşımda görmüş olduğunuz bina meşhur Reynevi, yani Pound. Bu binanın en büyük özelliği 4 yuvalı balkonun olması ön cephede. Tanklar döneminin en güzel örneklerinden bir tanesi arkadaşlar. Binanın orijinal girişi burası arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu binaların özelliği girişleri çok dar, merdiven sahaları. Sadece bir insan çıkabilecek şekilde. Hepsi aynı özelliğe sahip binalar arkadaşlar. Daha sonra bunlar tabii kompozit binalara dönüştürülmüş. Çelik yapı malzemeleriyle desteklenmiş. Arkadaşlar, Van Çay'dan benlik bugünlük bu kadar. Herkese buradan bulutlarla kocaman kocaman sevgiler gönderiyorum. İstediğiniz kadar alın diye. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın.